Sindirim sisteminin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde daha çok sindirime yardımcı bezlerden ve kimyasal sindirimin nasıl gerçekleştiğinden, ayrıca emilim olayından bahsetmek istiyorum. Öncelikle sindirime yardımcı organlardan bahsedelim. Özellikle karaciğer ve pankreas akla gelmeli. Yine safra kesesi de arkadaşlar yağların mekanik sindirimde görev alacak. Şimdi pankreas görüyorsunuz pH'ı 8,5, yani bazik bir ortam. Karma bir bezdir, yani hem enzim hem hormonu var. Pankreasın Langerhans adacıklarında iki çeşit hücre var. Alfa ve beta hücreleri. Beta hücreleri insülin, alfa hücreleri de glikagon hormonu üretir. İnsülin kan şekerini indiriyor, kodlayabilirsiniz inden. Glikagon ise antagonist çalışır, yani kan şekerini yükseltir, zıt çalışır diyoruz. Yine pankreasın asinler hücreleri, pankreas öz suyu arkadaşlar. Pankreasın asinler hücreleri pankreas öz suyunu üretir. İçinde sindirim enzimleri var, su var, bikarbonat var. Unutmayalım, bikarbonat bazikleşmesinde etkendir arkadaşlar. Aminaz, lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen, karboksipeptidaz ve nükleazlar, yani DNAz ve RNAzlar bulunacak pankreas öz sıvısı içerisinde. Ama pankreas öz sıvısı içerisinde hormon bulunmaz. Unutmayalım, hormonlar neyle taşınıyordu? Kanla taşınıyordu arkadaşlar. Öz sularının hiçbirinde hormon bulunmaz. Enzimleri arkadaşlar Wirsum kanalından, egzokrin bez üzerinde bakın kanaldan akıyor. Wirsum kanalından 12 parmak bağırsağının Wolter kabarcığı denilen bölümüne dökülmesi gerekiyor. Karaciğer, karın boşluğunun sağ üst kısmında bulunan en büyük, vücudumuzun en büyük organıdır arkadaşlar. İki de büyük lobu vardır. Sağdaki en büyük lob safra öt kesesini taşıyandır. Loblardan daha küçük birimler de var bu kısımda. Lobçuk olarak adlandıracağız onu da. Arkadaşlar karaciğerin 500'e yakın görevi olduğu söyleniyor ama biz tabii 16-17 taneyle sınırlı veriyoruz. Safra üretir birinci görevi. Karaciğerin birinci görevi safra salgılatır. Yine pıhtılaşmayı, kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını önleyen heparini ürettiği gibi yaralanma anında pıhtılaşmayı sağlayacak olan fibrinojen, yine trombojen gibi pıhtılaşma faktörlerini de üretir. Yani karaciğer hem pıhtılaşmayı önleyeni üretiyor hem pıhtılaşmayı sağlayanı üretiyor duruma göre. Yine kan proteinleri albümin, globulin sentezini yapıyor. Evet, fibrinojen, trombojen, protrombin aynı şey trombojenle, pıhtılaşmayı sağlayanlar, pıhtılaşmayı önleyen heparin. Tekrar ediyorum, safra üretir birinci görevi. Heparin üretir, pıhtılaşmayı önlüyor damar içerisindeyken. Kanama anında kanayan, yaralanan yerlerde protrombin veya trombojen diğer adıyla ya da fibrinojen pıhtılaşma faktörlerini üretir. Yine albümin ve globulin, yani kanın ozmotik basıncını düzenleyen kan proteinlerini üreten de karaciğerdir diyoruz. Yine hem al yuvar, yaşlı al yuvarları parçalar, hem de embriyonik dönemde kansızlık durumunda al yuvar üretir. Yani hem al yuvarı parçalıyor hem de yeni al yuvar üretiyor. Yine karaciğerin bir diğer görevi, öncül A vitamini, namı diğer provitamin A'yı A vitaminine dönüştürür. Evet, provitamin A'yı A vitaminine çevirir. Yağda eriyen vitaminleri, adek vitaminlerini, bir de B12 vitamini aslında yazılabilir. Tek suda eriyen vitaminlerden tek depolanan. Yine demir, bakır gibi mineralleri depolama özelliği de vardır arkadaşlar. Şimdi zehirlilerden bahsedelim şöyle. Evet, amonya üreye çevirir. Daha az zehirli olan üreye çevirir. Karaciğerin görevi amonya üreye çevirmek, çok çıkar testlerde. Yine çok çıkan hidrojen peroksiti, zehirli olan hidrojen peroksiti parçalar. Taşıdığı bir enzimle yapıyor bunu. Adı hatırlayan vardır. Katalaz enzimi. Evet arkadaşlar. Taşıdığı katalaz enzimiyle zehirli olan hidrojen peroksiti zehirsizleştirir. Suya ve oksijene doğru parçalar. Alkolü arkadaşlar, alkolü zararsız hale getirir. Yine ilacın zehir etkisini yok eder. Bunu da söyleyelim. Demek ki 4 tane zehirle ilgiliden bahsedebiliriz. Amonya üreye çevirme, hidrojen peroksitin etkisini yok etme, alkolün zararlı etkisini yok etme, ilaçların zehir etkisini ortadan kaldırma. Yine önemli bir görevi. Esansiyel olmayan tüm amino asitleri sentezler. Esansiyel ne demek? Bizim yapmadığımız, dışarıdan aldığımız. Dışarıdan aldıklarımız dışında diyor. Bizim kendimizin ürettiğinin hepsi nerede üretilecek? Karaciğerde üretilecek. Yine karaciğer glikojen depoları değil miydi arkadaşlar?
Fazla glikozu glikojen haline depoluyor veya tam tersi ihtiyaç olduğunda glikojeni glikoza çevirebiliyor. Protein ve karbonhidratların yağ dönüşümünü bu şekilde depolanmasını da sağlayabiliyor. Bir görevi de bu. Ayrıca vücut ısısı ve kan basıncını düzenliyor. Yine başka bir görevi lenfosit oluşturuyor. Özgül bağışıklık, üçüncü hat. Embriyo döneminde lenfosit oluşturuyor. Karaciğer az miktarda eritropoietin hormonu üretir arkadaşlar. Bu hormonun eritrositten gelecek alyuvar demek eritrosit. Alyuvar yapımına uyaran bir hormon üretir. Bu hormonun %90'ını böbrek, %10'luk kısmında karaciğer üretiyor arkadaşlar. Ama karaciğerde sindirim enzimleri salgısı yoktur. Ve bir şey daha söylemek isterim. Tek tip besinlerle beslenmek karaciğeri yorar. Çünkü ihtiyacı olan besini alamadığı için besinlerin sürekli dönüşümünü yapmak zorunda kalır ve yorulmaya sebep olur. Arkadaşlar, sizden ricam bu saydığım maddeleri birkaç defa tekrar ettikten sonra durduralım. Sonra yazarak neler vardı acaba diye tekrar edelim. Karaciğerin görevlerini öğrenmemiz gerekiyor. Yazarak sunumu durdurup tekrar ederek pekiştirme işlemlerimizi yapalım. Bir notumuz var. Karaciğerin safra salgısını taşıyan kanal koledok kanalıdır. Yani safra kanalıdır. Daha önce şekilde göstermiştim. Karaciğeri uyaran hormon kolesistokinin hormonu. Arkadaşlar 12 parmak bağırsağından hatırlarsanız salgılanan, daha doğrusu ince bağırsağa ait bir hormondu. Karaciğerle ilgili bir şekilden bahsedeceğiz şimdi de. Karaciğerin muazzam görevleri devam ediyor. Gerçekten saymakla bitmeyen görevleri. Embriyo döneminde lenfosit oluşturuyor mesela bir görevi de. Hatırlarsanız 3. hat özgül bağışıklık lenfositlerdi. Karaciğerin görevlerinden biri de demek ki lenfosit oluşturmak. Yine karaciğerde az miktarda da olsa eritropoietin hormonu üretiliyor. Eritrositten aklımıza gelebilir. Al yuvar demek eritrosit. Al yuvar yapımını uyaran hormon da eritropoietin hormonu. Bu hormonun %10'unu karaciğer üretiyor. Az miktarda dediğim ondan. Geri kalan %90'lık kısmında böbrek üretir arkadaşlar. Karaciğerin sindirim enzimleri yoktur. Tek tip besinlerle beslenmek de karaciğeri yoruyor. Çünkü tek tip besine beslenince ihtiyacı olan diğer besinleri alamadığı için besinlerin sürekli dönüşüm olaylarını yapmak zorunda kalıyor. Organikleri birbirine dönüşüm özelliğini yapıyor. Karbonhidrat veya proteinler üzerinde. Ve geri dönüşümü sürekli yaptığı için de karaciğer çabuk yoruluyor. Siroz hastalığı da bu arada karaciğerin iflas etmesi hastalığı. Özellikle alkol, sigara çok kullanımında gerçekleşen bir hastalık. Lütfen karaciğerin görevlerini durdurup yazarak çalışalım. Mesela 4 tane ne vardı? Zararlı vardı. Mesela bir tanesi alkolün etkisini yok etmek, ilacın zararlı etkisini yok etmek, ondan sonra amonya üreye çevirmek, bir de hidrojen peroksiti katalazla parçalamaktı. Sonra al yuvar yapıyordu, başka bir hücre al yuvar parçalıyordu. Hatta söyleyeyim, al yuvar yapan retikuloendotel hücreleri, bir yerlerde duyarsınız belki, parçalayan da Kupffer hücreleri denen hücreler. Heparini üretiyordu. Ondan sonra bu pıhtılaşma olmaması için de yaralanma anında fibrinojen trombojen üretiyordu, pıhtılaşmayı sağlıyordu. Yine albümin, globulin gibi kan proteinleri üretiyordu. Demir, bakır gibi mineraller. Ondan sonra işte yağda eriyen vitaminleri ve B12 vitamininin de depolama özelliği vardı. Esansiyel amino asitler dışındaki amino asitleri üretiyordu. Yine arkadaşlar, provitamin A'yı A vitaminine çevirme özelliği karşımıza çok çıkacak. Dediğim gibi bu özellikleri tek tek yazarak tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Karaciğerin arkadaşlar safra salgısını taşıyan bir kanalı vardı. Adına koledok kanalı diyorduk. Safra kanalı. Yine karaciğerin bir görevi de safra üretmektir demiştik. Karaciğeri uyaran hormon sekretin hormonudur. 12 parmak bağırsağına ait olan sekretin hormonu karaciğeri uyaran hormondur diyoruz. Arkadaşlar, karaciğere iki yerden kan gelir. Aort bir kolunu karaciğere atar, bakınız. İşte adına şu damar karaciğer atar damarı denir. Bir de ince bağırsakta sindirilmiş besinlerin taşıyan bir damar var, toplar damar. İlk defa bir toplar damar kalbe değil de başka bir organa açılır, karaciğere. İşte bunun adı da kapı toplar damarıdır.
Tek bir yerden de kan gidişi vardır. O da görüyorsunuz ki karaciğer üstü toplar damarı. Karaciğer üstü toplar damarı da karaciğer toplar damarı da aynı şeyi kastediyor. Bilin arkadaşlar. Bu alt ana toplar karaciğer altta vücudun alt tarafında olduğu için alt ana toplardan sağ kulakçığa doğru gidecek. Evet. Yine bir şekilde yansıttım. Karaciğeri görüyorsunuz. Üzerinde safra kesesi öt var. Evet, bir kanal koledok safra kanalıyla Bodrum kabarcığını açılırken Virsum kanalından pankreasın salgısı da Virsum kanalından yine Bodrum kabarcığına dökülüyor arkadaşlar. Kapı toplar damarında amonyak, karaciğer üstü toplar damarında da üre yoğunluğu fazladır. Önemli bir bilgi. Kapı toplar damarında, isterseniz bir kere daha şekle gideyim, şu şekli. Kapı toplar damarında diyor arkadaşlar ne fazla amonyak. Neden? Şimdi burada sindirildi. Kim sindirildi? Protein. Proteinler sindirilirse azotlu boşaltım atığı olarak ortama ne verilecek arkadaşlar? NH3 verilecek değil mi? İşte NH3 ortama verileceği için en fazla NH3 nerede deniyor? Kapı toplar damarında. Amonyağın bir görevi, özür dilerim, karaciğerin bir görevi amonyağı üreye çevirmektir. Amonyak üreye çevrildikten sonra taşınsın diye bu üre kime verilecek arkadaşlar? Kim taşıyacak kalbe doğru üreyi? Evet, tabii ki karaciğer üstü toplar. Karaciğer üstü toplardan, alt ana toplardan kalbe doğru gidecek. Demek ki amonyak en fazla kapı toplar damar, üre ise ürenin yoğunluğunun en fazla olduğu damar ise neresidir diyeceksiniz arkadaşlar. Karaciğer üstü toplar damarıdır. Çünkü karaciğerde amonyak üreye dönüşecek. Evet, yine açlık durumundaki glikoz miktarı nedir? Açlık durumunda karaciğer toplar damarında kapı toplar damarından daha fazla besin var deniyor. Neden? Kapı toplar damarı ince bağırsakta sindirilmiş besini taşıyacaktı. Ama açsın. Aç olduğun için orada besin yok. O zaman ne yapacak? Karaciğer elindeki glikojen deposunu glikoza çevirip bunu da karaciğer üstü toplar damarına ya da diğer adıyla karaciğer toplar damarına verecek. Evet, bir daha şekilde görelim isterseniz bunu da. Şimdi acız dedik. Açken ince bağırsakta besin yok. O zaman en az besin glikoz nerede denirse burada. En çok da karaciğerdeki glikojen deposu glikoza çevrilip karaciğer üstü toplar damarına verileceği için en çok da karaciğer üstü toplar damarındadır. Peki tokken nasıl arkadaşlar? Tokken ince bağırsakta besin çok, glikoz çok. O zaman en fazla tam tersi kapı toplarda. Glikozun fazlası glikojene dönüştüğü için karaciğer üstü toplar damarında glikoz yoğunluğu ne olmalı? Azalmalıdır diyoruz. Evet. Peki açlık durumunda adek vitaminine bakalım şimdi. Açlık durumunda adek vitamini karaciğerde depolanmış olan o adek vitaminleri karaciğer üstü toplar damarına verildiği için karaciğer üstü toplar damarında en fazla olmalı. En az da kapı toplarda mı? Hayır, kapı toplarda değil. Acaba neden? Neden karaciğer atar damarında? Arkadaşlar, kapı toplar damarında yağda eriyen vitaminler olmuyor. Çünkü kapı toplar damarı demek kan yolu demektir. Kan yolunun bir parçasıdır. Lenf yoluyla taşınır yağda eriyen vitaminler arkadaşlar. Evet, lenf yoluyla taşındığı için kapı toplar damarında yağda eriyen vitaminler çok miktarda bulunması beklenemez. Evet, tokluk durumunda da tam tersi. Karaciğer atar damarında fazla. Karaciğer üstü toplar damarı diğer adıyla karaciğer toplar damarında ise adek vitamini arkadaşlar karaciğer atar damarıyla kıyaslarsak daha azdır diyoruz. Evet, safra arkadaşlar safra kesesinde depolanır ama safra üreten kimdir? Karaciğerdir. Testlerde çok dikkat edin. Safra kesesi safra üretir diye yanlış cümleler kurulursa buna çok dikkat edelim. Hayır, karaciğer üretir diyeceksiniz safrayı. Safra kesesi sadece depolama amaçlı bulunacak. Yağların mekanik sindirimini yapması çok önemli bir görevidir. Evet, yağların mekanik yüzey genişletme, yağların mekanik sindirimini sağlıyor. Taşıdığı bikarbonat sayesinde bazikliği arttırıyor. Arkadaşlar yine önemli. Asitlik gelen mide ortamından sonra ince bağırsağa bu sayede asitten bazik ortam sağlayarak ikisini dengeleyip nötralize etmiş oluyor bir yerde. Yağ monomerlerinin ve yağda çözünen maddelerin emilimine yardımcı oluyor. Dışkıya renk veriyor bilirubin sayesinde. Yine kokuşmayı önleyen antiseptik yani mikrop öldürücü bir özelliğe sahip arkadaşlar.
Sağlıklı bir insanın kanında safra bulunmaz. Safra kanalından yani koledoktan sindirim sistemine, sindirim kanalına boşaltılması gerekir. Kanımızda normalde olmaması gerekir. Safra içerisinde neler var? Su var. Safra tuzları, bikarbonat iyonları az önce söylemiştik, yağ asitleri, kolesterol ve bilirubin bulunur. Yalnız kim bulunmaz? Sindirim enzimleri kesinlikle bulunmaz. Bilirubin vücutta demir metabolizması sonucu oluşan sarı renkli maddedir. Safraya rengini verir. Safra kesesi, safra taşları ve çeşitli nedenlerle tıkanırsa safra bağırsağa dökülemez. Safra karaciğer ve safra kesesi tarafından geri emilir ve kana karışır. Sonra da sarılık ortaya çıkar. Birçok sarılık çeşidi vardır arkadaşlar. Bir çeşit de budur. Arkadaşlar şekil üzerinde kimyasal sindirim biraz anlatayım size. Şimdi öncelikle karbonhidratla başlayalım. Yavaş yavaş gidelim, iyice otursun yerine bilgilerimiz. Ağızda ne oluyor? Ağızda karbonhidratların sindirimi başlıyor. Evet, karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. Nişasta, glikojen arkadaşlar tükürük içerisinde bulunan amilaz enzimiyle burada parçalanacak. Tamamen küçük parçalara kadar değil, disakkarit ve dekstrin diye bir madde oluşacak. Maltoz artı dekstrin oluşacak. Nişastayı parçalayınca. Denklemleri az sonra vereyim. Dediğim gibi nişasta, glikojen, amilaz da burada parçalanacak. Sonra devam ediyoruz. Yutak yemek borusundan mideye geldi. Enzim yok. Arkadaşlar tabii ağızdan gelen içerik buraya da gelecek ama ortam pH de uygun değil. Hiçbir şekilde burada sindirim gerçekleşmeyecek. Sonra tabii sindirim derken karbonhidratın sindirimi gerçekleşmeyecek. Daha sonra 12 parmak bağırsağına şuraya getirelim. Burada diğer nişastalar, genelde pişmiş nişastanın sindirimi ağızda olur da diğer nişasta glikojenlerin sindirimi de 12 parmak bağırsağında olacak. Ama bekliyorsun, 12 parmak bağırsağının enzimi yok. Sindirecek enzimi yok. Kapı çalmamız lazım. Karaciğerin mi kapısını çalalım isteyelim, pankreasın mı? Arkadaşlar size bir bilgi. Karaciğerin kapısını tek bir şartla çalın. Elinizde yağ varsa. Diğer besin karbonhidratla, proteinle karaciğere dokunmayın. Sadece pankreasa dokunun. Evet, gidelim pankreasın kapısını çalalım. Pankreas, komşu, pankreas. Buraya nişasta geldi, water kabarcığında. Biraz bana amilaz verir misin diye pankreastan istiyorsun. Pankreas da komşusunu kırmıyor. Evet, bir fincan amilazını bir sump kanalından nereye döküyor? Water kabarcığına. Orada nişasta vardı. Nişasta glikojen vardı. Onun üstüne döküyor. Ve ağızda ne olduysa aynı sindirim amilaz sayesinde burada bir daha gerçekleşecek. Sonra besinler arkadaşlar size bir kodlama. Boş ve kıvrımlı bağırsağa gelen 12 parmak bağırsağından sonraki kısım boş ve kıvrımlı bağırsak değil miydi? Buraya gelen besinler ya D halindedir ya da D halindedir. Tamam mı? Kodlamamızı veriyorum. D veya D. Peki buraya gelen D ne? Karbonhidratların D'si nedir sorusunun cevabı disakkaritlerdir. Disakkaritler nelerdi? Yine bir kodlama. Evet, bol kodlamalı bir ders. Masaldı. Maltoz, sükroz veya sakkaroz ve laktoz, değil mi arkadaşlar? Masal. Evet, disakkaritlerin sindirimi nerede bitecek? İnce bağırsağın boş ve kıvrımlı bağırsak kısmında bitecek. Çünkü burada enzimler var. Dikkat ediyorsanız buraya bir kanal açılmıyor. Yani bir sümp gibi bir yer açılmıyor buraya ya da koledok açılmıyor. Demek ki bir kanal açılmadığına göre buradaki sindirimde görev alan enzimler buranın ince bağırsağın kendine ait enzimleridir. Demek ki maltozu parçalayan maltoz enzimi, sakkarozu parçalayan sakkaraz enzimi, laktozu parçalayan laktaz enzimi kimin enzimidir arkadaşlar? Evet, ince bağırsağın kendine ait enzimidir. Bir de D ile başlayan dekstrin var burada. Az sonra çizimle göstereceğim. Dekstrini de burada dekstrin az enzimiyle tamamen glikozlara kadar parçalayacağız. Ve bitmiştir. Karbonhidratların sindirimi ince bağırsakta son bulur. Nerede başlamıştı? Ağızda. Ağızda tükürükte ne vardı? Amilaz enzimi. Evet, amilazla ilk sindirim burada başlıyor. Ama tamamen monomerli ne değil? Maltoz artı dekstrin oluşacak. Sonra yutuluyor. 12 parmağa geliyor water'a. Karaciğerin kapısını çalma, elinde yağ yok. Pankreası kapısına basıyoruz. Diyoruz ki komşu bana ne ver? Amilaz ver. O da amilazı bir sum kanalından water kabarcığına döküyor.
Nişasta, diğer nişastaların glikojenleri sindirimi burada oluyor. Sonra besin maddeleri ilerliyor. İnce bağırsağın boş korunma kısmına geldiğinde ya D halinde ya da D halinde oluyor. Bunu parçalayan da kim arkadaşlar? Evet, disakkaritaz enzimleriyle dekstrinaz enzimi. Maltaz, sakkaraz, laktaz ve dekstrinaz burada tamamen glikozlara kadar parçalamayı sağlıyor ve kimyasal karbonhidratın kimyasal sindirimi de bitmiş oluyor arkadaşlar. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. Nişasta ve glikojenin sindirimi ağızda başlar. Su tabi enzim mutlaka olmak zorunda. Amilaz nişastanın sindirimini sağlayan enzimdi. Suyla parçalandığı zaman tamamen monomerine parçalanamıyor ilk etapta. Yani glikoz direkt oluşmuyor. Önce bir disakkaritler ve dekstrin denilen bir yapı oluşuyor. Bir karbonhidrat oluşuyor. Bu da daha sonra glikoza kadar parçalanacak. Burada genel çizimlerde hep maltoz verilir. Aslında disakkaritlerin hepsi sindirime uğrayacak. Evet arkadaşlar, karbonhidratların sindirimi bu kadar ağızda. Nişasta özellikle, yine glikojen de maltoz ve dekstrine kadar amilaz sayesinde, tükürük içerisinde bulunan amilaz sayesinde bu şekilde sindiriliyor. Enzimin olduğu her yerde ne olmalı? Su devreye girmeli. Gelelim ağızdan sonra neresi? Mide. Midede enzim yok. Ve ortam da müsait değil zaten. Karbonhidratın sindirimi olmuyor. Ondan sonra nereye geçiyor? İnce bağırsağı. İnce bağırsağın ilk kısmı neydi? 12 parmak bağırsağıydı. Oraya geldi. Oraya geldiğinde arkadaşlar nişastayı ve glikojeni, diğer nişasta ve glikojenleri bir kere daha burada parçalanma göreceksiniz. Amilaz ve pitrelin burada da var. Ama burada derken aslında kim de var? Pankreastan geliyor. Pankreastan amilaz geliyor. Tabi suyla buluşturunca sindirim başlıyor. Maltoz artı dekstrin yine burada da oluşuyor. Boş ve kıvrımlı bağırsağa geldiğinde ise besinler D halindedir. Disakkarit yani D. Veya D halindedir. Yani baş harfi D ile başlayacak. Yani ya dekstrindir ya da disakkarittir. İnce bağırsağın 12 parmak bağırsağı hariç diğer kısımlarındaki kimyasal sindirimi, karbonhidratın kimyasal sindirimi. Bakınız disakkaritler. Baş harflerinden masal değil mi disakkaritler? Bunu parçalayan enzimler azeki var. Görüyorsunuz. Bu enzimler ince bağırsağın kendine ait enzimler. Kimseden istemiyor. Ve İşte sakkaroz, glikoz, fruktoz, maltozun yapı taşını hatırlayın temel bileşenlerde glikoz, glikoz, laktoz, glikoz artı galaktoz parçalanıyor. Bir de D'li başlayan ne? Disakkarit dedik ya, boş ve kıvrımlıya gelen besin ya D'dir ya D'dir, değil mi? Dekstrin de suyla parçalanırsa tabii dekstrin az enzim var yine ince bağırsağın. Tamamen glikozlara kadar parçalanıyor ve karbonhidratların sindirimi bitmiştir. Gelelim yağlara. Yağların sindirimi ağızda olmaz. Zaten yutak yemek borusunda bir işlem olmuyor. Midede de olmaz. Aslında midede lipaz enzimi var mı? Az miktarda var. Ama pH uygun değil demiştik. Sonra geliyor yağ nereye geldi? Water kabarcığına geliyor. Tabii bu da beklentide sindirilmeyi bekliyor. İşte artık elimde yağ olduğuna göre kimin kapısını çalabilirim? Karaciğerin. Tık 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 karaciğer. Karaciğerin görevi safra üretmektir. Artı başka bir hormonda, daha önce söylediğimiz hormonlar, az sonra bir kere dersinde söyleyeceğim. Safra kesesinin kapısını çalabiliyor. Safra istiyor. Ve safra hangi kanaldan akacak? Bakın şurada gördüğünüz koledok kanalından, safra kanalından Water kabarcığına dökülüyor. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta bitecek. Ama daha sindirim olmadı kimyasal sindirim. Şu anda mekanik sindirim oldu. Yani yağken yağ damlacığı haline dönüştü. O zaman bir de kimin kapısını çalalım? Pankreasın. Biliyorsunuz sindirim enzimleri pankreastan gelir. Bunda hangi enzim için çalacağım pankreası arkadaşlar? Evet, lipaz değil mi? Lipitten gelir. Lipit yağ demekti. Lipitin az eki gelirse enzimler biliyorsunuz etki ettiği maddenin sonu az eki getirilerek adlandırılır. Lipaz. Lipaz istiyorsun. O da Wirsung kanalından akıyor. Yağ damlacının üstüne suyla birleşince tabii ki yağ asidi gliserole kadar parçalanıyor. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlayıp ince bağırsakta bitmişti. Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta son buldu diyoruz. Tekrar ediyorum. Ağız, yutak, yemek borusu, mideye geçtik. İnce bağırsağa geldi 12 parmak bağırsağına. Karaciğerin kapısını çaldık, safra istedik. Ondan sonra bir de arkadaşlar kimin kapısını çaldık?
Ya da Safra kesesinin de kapısı çalınıyor. Bu kapı çalanlar kimdi arkadaşlar? Karaciğerin safra üretimine uyaran hormon sekretin, kolesistokinin de safra kesesini uyarıyordu. Safra üret diye. Daha da üret değil, pardon. Safra kesesinde safra üretilmez. Safrayı gönder diye uyarıyordu o da. Evet, pankreasın kapısında sindirim enzimleri için çalınıyor. Yine arkadaşlar kolesistokinin sindirim enzimleri için pankreasın kapısını çalıyordu. Ve lipaz enzimi Wilson kanalından Bodrum kabarcığına dökülüp sindirim gerçekleşmiş oluyor. İnce bağırsakla başlayıp bitiyor. Öncelikle karaciğeri safra üretimi için uyarıyoruz. Safra üretiyor. Ya kanala verir ya da safra kesesi uyarılıp safra kesesinden de safra kanala safra kanalı ya da koledo kanalıyla Bodrum kabarcığına dökülüyor ve bu safra yağların mekanik sindirimini sağlıyor. Yani önce yağ damlacıkları halinde küçültüyor. Yüzeyini genişletiyor. Daha doğrusu maddeyi küçültüp parçalara ayırarak yüzeyi genişletiyor. Sonra da pankreasın lipazı devreye giriyor. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Tabii Wilson kanalından akacak bu da. Wilson kanalından lipaz akacak. Enzimle su buluştu. Artık sindirim tamamlanacak. 3 yağ asidi 1 gliserolle sindirim tamamlanmış olacak arkadaşlar. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta son buldu gördüğümüz gibi. Proteinlerde arkadaşlar sindirim midede başlıyor. Midede proteinlerin sindirimi başlıyor. Aslında 3 tane evre var burada. Birincisi uyarılma evresi. Vagus siniri gidip gastrin hormonunu uyarıyor. Gastrin hormonu da mide östrojeni uyarıyor ve mide östrojeni salgı yapıyor. Yani ikinci evre salgılamaya geçiyor. HCL işte salgılarından biri, mukus ve pepsinojen salgılıyor. Pepsinojen pasif halde burada hidroklorik asitle aktifleşecek ve proteinler ilk defa sindirime burada uğrayacak. Daha küçük polipeptide çevrilecek. Biraz küçültülmüş polipeptide. Daha sonra arkadaşlar o haldeyken pepton ve polipeptit halinde pepton da proteinlerin daha küçük haliyle bir amino asitlerden oluşmuş bir birim. Sindirime uğramayı bekleyen bir birimdir. Bunlar bu şekilde Wolter kabarcığına yani 12 parmak bağırsağına kadar geliyor. Şimdi karaciğer kapısını çalamayız. Elimizde yağ yok. Kimin kapısını çalacağız yine? Evet, bıktırdık ama bir kere daha protein için kimin kapısı çalınıyor? Pankreasın. Pankreasın arkadaşlar burada tek bir enzimi yok protein için vereceği. Mesela kimler var? Tripsinojen var. Kimotripsinojen var. Evet, hesap almaz gibi kimotripsinojen. Bir de arkadaşlar bir K ile başlayan bir tane daha var. Karboksipeptidaz. Evet. Karboksipeptidaz enzimi de pankreasın enzimi. Sırasıyla öncelikle tripsinojen ve kemotripsinojen geliyor. Wilson kanalından Wolter kabarcığına. Burada tripsinojeni tripsine çeviren 12 parmak bağırsağının bir enzimi. 12 parmak bağırsağıyla başlıyorsa bağırsak 12 parmak bağırsağında parmak lafı geçiyordu hatırlarsanız. Parmağımla enter tuşuna basıyordum. Bir enzim tripsinojeni aktifleştirecek olan enterokinaz, enter'la başlıyor. Enterokinaz enzim tripsinojeni tripsine çeviriyor. Tripsinde kimotripsinojeni kimotripsine çeviriyor. Bunlar da biraz daha karboksipeptidazla birlikte bunlar biraz daha küçültüp özellikle de di hale getiriyor. Di'liler nerede vardı? Boş ve kıvrımda değil mi? Yine tri peptitler, peptitler, dipeptitler bu kısma geliyor. En son bu kısımda da arkadaşlar bunları parçalayan dipeptidaz, tripeptidaz ve aminopeptidaz diye bir enzim var. Bunlarla tamamen monomerlerini yani amino asitlere kadar parçalanıyor. Biraz proteinlerinki zordur. Şimdi bir de yazılı olarak bunu görelim, iyice pekiştirelim. Bol tekrar gerekiyor arkadaşlar. Tamamen yerine bilgilerimizi koymak için bol tekrara ihtiyacımız var. Proteinlerin kimyasal sindirimine baktığımız zaman bir kere ağızda kimyasal sindirim olmuyor proteinlerin. Midede başlar. Midede 3 evreyle başlıyor. Birincisi uyarılma evresi. Gidiyor vagus siniri. Gastrin hormonun kapısını çalıyor. Gastrin diyor. Mide östrojeni salgılattır. Hay hay diyor gastrin de. Gidiyor. Gastrin de mide östrojeni kapısına vuruyor. Mide östrojeni diyor. Hadi bakayım diyor. Görev başına. Östrojen salgılarını gönder bakalım diyor. O zaman uyarılma bitti. Şimdi neye geçtik? O zaman salgılama evresine. Mide östrojeni salgılarını gönderecek. Hidroklorik asit, pepsinojen, mukus.
Eskiden bebeklerde lap enzimi diye burada verilirdi ama arkadaşlar değişen bir bilgi var. Milli Eğitim kitabında çok değinmemiş baktım. Değinmemiş daha doğrusu. Birçok kaynakta değinmiyor, geçiyor bu kısmı. Ama bazı detay kaynaklarda şöyle bir bilgi var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Renin yani diğer adıyla lap enzimi geviş getiren memelilerin midelerinde bulunan ve sütü pıhtılaştıran bir enzimdir. Renin süt proteinini pıhtılaştırarak ve çökelterek sütün midedeki hareketini yavaşlatır. Bakın burası önemli. İnsanların bebeklerinde renin bulunmaz. Eskiden bebeklerde, insanların bebeklerinde lap enzim bulunur diyorduk da şimdi bilgi şu. İnsanların bebeklerinde renin yani lap enzimi bulunmaz. Süt proteinleri pepsin enzimiyle sindirilir şeklinde bir ifade var. Dediğim gibi kaynakların çoğuna baktım. Bu detay pek fazla değinilmiyor. Zaten değişime uğratılan bilgiler genel anlamda sınavlarda pek çıkmaz. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Evet, yine söyleyeceğim. HCl hidroklorik asit, pepsinojen ve mukustan bahsedelim. Demek ki salgılar yapıldı. Daha sonra ne olacak? Artık sindirime geçilebilir. Her şey elimizde ise ne duruyoruz? Artık sindirim başlasın. Sindirim evresi. Öncelikle pepsinojen çalışmıyor. Neden? Jen eki var. Bu jenden kurtulmak lazım. Hidroklorik asit sayesinde bu jen eki gidiyor ve pepsin, aktif pepsin oluşuyor. Proteinler arkadaşlar suyla ve pepsinle birlikte polipeptit ve peptonlara kadar parçalanıyor. Pepton da yine proteinlerin biraz daha küçültülmüş haline verilen isimdir. Evet, çok az amino asit oluşumuna da aslında yavaş yavaş başlaması gerekiyor bu dönemde. Daha sonra ince bağırsağa geçiyoruz. İnce bağırsakta artık başka bir enzim görev alacak. Bu şu iki enzim, tripsinojen ve kimotripsinojen, 12 pankreasın enzimleridir. Yine Wirsum kanalından 12 parmak bağırsağına dökülecek olan iki tane enzim bu. İnce bağırsak uyarılıyor. Ondan sonra ince bağırsağın bir enzimi var. Hatırlarsan enter lafı varsa kime aitti? Bu ince bağırsağın 12 parmak bağırsağına ait kısmıydı. Enterokinaz enzimi arkadaşlar. 12 parmak bağırsağına salgılanan enterokinaz enzimi tripsinojeni tripsine çeviriyor, aktifleştiriyor. Tripsinde pasif olan kimotripsinojeni kimotripsine çeviriyor. Peki bu tripsinde, kimotripsinde ne işe yarıyor? Bakınız, tripsin ve kimotripsin polipeptidi. Yani az önce pepsinin yaptığı küçültme işleminden sonra polipeptit oluşmuştu ya. Onu biraz daha küçültüp daha küçük proteine parçalayacak tabii su aracılığıyla. Bir de pankreasın yine karboksipeptidaz diye bir enzim var. O da görev alıyor. Daha küçük polipeptitler, yine tripeptitler yani 3 amino asitli ya da 2 amino asitli dipeptitler oluşuyor. Az miktarda yine amino asitler oluşmaya devam ediyor. Ve boş kıvrımlı bağırsağa geldiğinde son işlem oluyor. Bu tripeptit, dipeptit, küçük polipeptitler. Burada ince bağırsaktaki enterositler denilen dipeptidazlar, tripeptidazlar, aminopeptidazlar sayesinde amino asitlere kadar parçalanıyor. Ve kimyasal sindirim bu şekilde tamamlanıyor. Gençler, nükleik asitlerin sindiriminden de bahsedelim. İnce bağırsakta pankreastan yine gelen, pankreasın nükleazları geliyor. DNA ve RNA'yı parçalayan enzimler, nükleazlar suyla buluştuğunda nükleotit parçalanıyor. Nükleaz dediğim şey DNA için DNAz, RNA için de RNAz enzimidir arkadaşlar. Dediğim gibi bu da pankreasın enzimleri DNAz ve RNAz. Gelelim emilime. Sindirim bittikten sonra artık sindirilmiş o monomerlerin hücreye tekrar kazandırılması gerekir. Yoksa amacımız ne? Neden büyüyü sindirdik? Hücreyi almak için. İşte şimdi son olay emilim. Sindirilmiş besinlerin ve bazı monomerlerin kan ve lenf yolu ile dolaşıma tekrar alınmasına emilim diyeceğiz arkadaşlar. Emilimin gerçekleştiği yerler ağız. O dil altı hapından bahsetmiştim hatırlarsanız. Ağızdan emilim var. Hormonlar, bazı zehirler, nikotin, değil mi? Bazı ilaçlar da dediğim gibi emilim yoluyla ağızdan alınabiliyor. Mide, alkol, sodyum, klor, B12 vitamininin emilimini yapabiliyor. İnce bağırsak, sindirilmiş besinlerin hepsinin geri emilimi burada oluyor ve bitiyor. Kalın bağırsakta su, mineral ve vitaminlerin geri emilimi oluyor. Demek ki ağız, işte mide, ince bağırsak ve kalın bağırsakta emilim olayları olabilir, olur.
Ancak diğerlerinden farklı ince bağırsakta emilim yüzeyini artıran ne var demiştik? Villus ve mikrovilluslar. Besinlerin sindiriminin %90'ı ince bağırsaktan geri emilir. İnce bağırsakta diğerlerinde olmayan ne var dedik arkadaşlar? Villus ve mikrovilluslar bulunur diyoruz. Yine bir notumuz var. İnce bağırsaktan emilen yağ asitleri ve gliserol ise emilimin ardından ince bağırsağın duvarındaki epitel hücrelerinde yine yağ sentezi yapımında görev alıyor. Yağ sentezi orada gerçekleşiyor. Ve bu yağların etrafı daha sonra kolesterol ve özel bir proteinle sarılarak bir özel bir isim alıyor. Adı şilomikron. Duymuşsunuzdur. Evet. İşte şilomikrona dönüşüyor. Ve egzositozla lenf kılcallarına geçiyor ve lenf yoluyla taşınıyor. Şilomikron lenf yoluyla taşınır. Evet, lenf yolu ne peki? Kan yolu ve lenf yolu var. Kan yolunu şu var arkadaşlar, maviyle olan. Kan yolunda hep K ile gidecek. Bak, kan kılcalı. Kapı toplar. Karaciğer. Karaciğer üstü toplar. Burada bir ayrılıyor. Karaciğer altta ya, alt ana toplardan. Evet, sağ kulakçığa gelecek. K ile gidecek hep bunun baş harfi. Lenf yolunda ise bir kodlamamız vardı. Kanatlı. Evet, hatırlarsınız. Pegasus. Evet, kanatlı Pegasus. Evet, kusura bakmayın. Yazamıyorum tam mouse'tan kaynaklı olarak da. K kilus borusu lenf kılcallarının olduğu şu kısmı gösteriyor. Sonra P peke sarnıcı görüyorsunuz. G göğüs kanalı. S sol köprücük altı toplar damarı. Sonra bu da üst ana toplar damarda. Şu Ü, Pegasus'un Ü'sü. Üst ana toplardan yine sağ kulakçığa geliyor. Kanatlı Pegasus. Kilus borusu, peke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük, üst ana toplar ve sağ kulakçık. Kan yolu, kan kılcalı, kapı toplar, karaciğer, karaciğer üstü toplar, alt ana toplar, sağ kulakçık. Evet arkadaşlar, kan yoluyla ne taşınır? Kan yoluyla öncelikle lenfi söyleyeyim. Lenf yolunda yağ ile ilgililer taşınır. Yağ asiti, gliserol, şilomikron, işte ondan sonra yağda eriyen vitaminler bu kısımda taşınır. Yağlarla ilgilileri bu tarafa al. Geri kalan glikoz, amino asit, su, suda eriyen vitamin, minerallerin emilimi ise kan yoluyla gerçekleşir. Bu şekilde bir ayrım yaparsanız daha kolay öğrenirsiniz. Yağ ile ilgilileri lenfte taşı, diğerlerini bu genel tabi arada bir istisnalar var yine de genelleme olarak diğerleri de kan yoluyla taşınır diyoruz. Evet, kan yoluyla ne taşınıyormuş arkadaşlar? Kan yoluyla glikoz, amino asit, suda eriyen vitaminler, su, mineraller taşınıyormuş. Lenf yoluyla ne taşınıyor dedik? Lenf yoluyla ne taşınıyormuş? Yağda eriyen vitaminler. Evet, başka yağ asidi, gliserol. Ondan sonra şilomikron bu kısımda taşınıyor. Kan yolunda kimler vardı? Baş harfi hep K'di. Kan kılcalıyla başladık. Sonra arkadaşlar kapı toplar damarı, karaciğer, karaciğer üstü toplar, alt ana toplardan sağ kulakçık da bitti. Lenf yolunun kodlaması neydi? Yine hatırlatıyorum. Kanatlı, evet, P, Pegasüstü. Evet, hatırlayalım bunları şimdi tek tek. Pegasüs de yazayım. Kilus borusu, lenf kılcallara da diyebilirsin bu kısımda. Kilus neydi? İnce bağırsaktaki bulanmaçtı. Oradan çekecek bu. Peke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damar, sağ kulakçıkta yine son bulacak. Dikkat et, bu da sağ kulakçıkta bitiyor. Çünkü sağ kulakçık nasıl kanın geldiği yerdi sağ kulakçık arkadaşlar? Vücutta kirlenmiş olan kan sağ kulakçığa geliyordu değil mi? Sağ kulakçıktan sağ karıncaya inecek. Oradan da arkadaşlar sağ karıncıktan temizlensin diye akciğer atılacak. Akciğer atar damarın sayesinde oluyordu. Bunlar dolaşım kısmında, dolaşım sistemi kısmında detaylı olarak görülüyor zaten. Sindirim sistemi hastalıkları, reflü. Reflü mide ve yemek borusu arasındaki, daha önce bahsetmiştim, sfinkter kaslarının görevini yapamamasından dolayı mide asitinin yemek borusuna geri kaçması olayıdır. Gastrit, mide ve ince bağırsak iltihaplanması hastalığıdır. Ülser, aside dayanıklı helikobakter pyloro adı verilen bakterilerin ülsere sebep olduğu söylenir. Antibiyotik tedavisiyle de bu bakteriden kurtulmak mümkün.
Bir de ishalden bahsedelim. Su ve minerallerin yeterince emilememesi sonucu sulu dışık oluşması olayı. Kabızlıksa ishalin tersi atıklardaki suyun aşırı emilmesi olayıdır. Laktoz intoleransı ileri yaşlarda sütün yeterince tüketilememesi sonucu laktaz miktarı azalacaktır. Laktoz sindirilemeyecektir. Bu da gaz, şişkinlik ve ishale sebep olacak. Afta, yanak ve dudakların iç yüzeyinde, dil ve diş kenarlarında oluşan beyaz ağrılı yaralardır arkadaşlar. Sindirim sistemi konusunda sonuna geldik. Yeni bir konuda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.